Düşünebiliyor musunuz? Bir ülkede ikinci büyük partinin grup başkan vekili mecliste bir basın toplantısı düzenleyecek. Özgür Özel'den bahsediyorum. Bir gün önce açıklama yapıyor. Diyor ki, yarın ben Sayın Soylu hakkında bir dosya açıklayacağım. Ancak başıma bir şey gelir diye 3 kişiye dosyayı dağıttım. Eğer sabaha çıkamazsam, toplantıyı yapamazsam bu arkadaşlarım bu dosyaları açıklayacak. Şimdi ya diyorsun ki ne oldu, aman neresi burası? Yani Kolombiya'da mıyız, Meksika'da mıyız? Uyuşturucu kartelleri mi var? İnsanlar sokakta birbirini vuruyor. Ertesi gün mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu vasiyetini açıkladı. Vasiyetini açıkladı, şaka değil. Eğer başıma bir şey gelirse 418 milyar dolar bu ülkeden çalınmış bir para var. Vasiyet ediyorum bunu geri alsınlar dedi. Eski Ülke Ocakları Başkanı Aldemir çıktı. Dedi ki akşam ben bu stüdyoya gelirken iki tane kaset doldurdum. İki tane güvendiğim dostuma verdim. Eğer bu stüdyodan sağ çıkamazsam arkadaşlarım bu kasetleri açıklayacak. Ya böyle bir siyaset olur mu Sayın Babacan ya? Yani üzmüyor mu sizi? Rahatsız etmiyor mu? Herkesi rahatsız etti. Yani hakikaten samimi fikirlerinizi merak ediyorum ya. Biz o kadar rahatsız olduk ki Deva Partisi'ni kurduk. Bu partiyi bunun için kurduk. Yani Türkiye'de yepyeni bir siyaset anlayışının hakim olması için ve siyasette yepyeni bir yol açılması için biz Deva Partisi'ni kurduk. Siyasette daha önce gidilen hiçbir yola biz sapmadık bakın. Bir sürü çıkmaz sokak var Türkiye'nin siyasetinde. Bir sürü denenmiş olmamış bir sürü şey var. Yanlış yollar var. Evet, bir yola düşmüş partiler gidiyorlar ama sonu yanlış, sonu kötü görüyoruz. Onun için Deva Partisi'ni kurduk. Onun için yola çıktık. Onun için hukukun üstünlüğü diyoruz. Onun için adalet diyoruz. Onun için hukuk devleti diyoruz. Onun için insan hakları diyoruz. Onun için özgürlükler diyoruz. Şu andaki hükümet maalesef hukuk dışında gezmeye o kadar alıştı ki hukuk dışında gezmeye alıştığınızda hukuk dışındaki alanda tabii ki suç örgütleriyle karşılaşıyorsunuz. Mafya oluyor orada, organize suç örgütleri oluyor. Hepsi oluyor, oluyor, oluyor. Hukukun içinde kaldığınız zaman bunların hiçbirisiyle karşılaşmazsınız. Ama hukukun dışına çıktığınız zaman o alanda bunların hepsiyle karşı karşıya kalırsınız. Üstelik şu anda ülkeyi yönetenler maalesef bütün bu tür yapılarla, bu örgütlerle aynı zamanda gayet girift ilişkilere girmiş durumdalar. Artık iç içe yürüyor bu iş. Yani onu da görmek lazım. Yani bugün bakıyorsunuz iktidar partisinin küçük ortağına baktığınızda artık küçük ortağının bir ayağı siyasetin içerisinde, bir ayağı ne kadar yanlış yapılanma, ne kadar bu tür bahsettiğiniz yapı varsa onun içerisinde. Bir ayağı siyasette, bir ayağı bu örgüt, çete, mafyanın içerisinde. Şimdi böyle bir şey olur mu? Biz böyle bir Türkiye istemiyoruz. Bu ülkenin insanları da böyle bir Türkiye istemiyor. Biz hukuka saygı duyulan, insana saygı duyulan, gerçek anlamda suçla mücadelenin hukuk çerçevesinde yapıldığı bir Türkiye istiyoruz. Onun için yola çıktık. Ve inşallah başaracağız. Hiç ümidimizi kesmeyelim. Başaracağız. Bu dünyada bu işin çok kötü örnekleri de var. Bahsettiğiniz bir sürü ülke saydınız. Çok kötü örnekleri de var. Ama bu kötü durumdan kendini sıyırmış, hukuk devleti olmayı başarmış, sağlam bir demokrasiyle yüksek refah seviyesine ulaşmış ülkeler de var. Demek ki bizim örneğimiz o dünyadaki iyi örnekler. Bunun da yolu hukuktan geçiyor ama istisnasız bir şekilde hukuktan geçiyor. Yani işime geldiği zaman adalet mekanizmasını kullanayım. İşime geldiği zaman yargı mekanizmasını kullanıp kendi lehime sonuçlar alayım. İşime gelmediği zaman da uymayayım falan. Bu böyle olmuyor yani. Bağımsız ve tarafsız bir yargıyla ve adalet kavramının bir üst kavram olarak, bir üst değer olarak bütün sisteme hakim olmasıyla oluyor. Ve inşallah bunu başaracağız. Bu olacak yani. Ve nasıl yapacağımızı da bütün Türkiye görecek. Çünkü zamanında Türkiye bunları yaptı. Bakın. Zamanında bu tür yapılarla, bu tür örgütlerle Türkiye çok iyi mücadele etti. Ve inanın hiçbiri kalmadı ortada. Peki o örgütlerin... Yaptık bunu yani. Hiç yapmamış olsak, hiç yaşamamış olsak deriz ki ya bu olmuyor falan. Öyle değil. Yaptık yani. Örgütlerin kendisi devlet haline geldiyse ne yapacaksınız? O mümkün değil ki. Yani siz... Çünkü bunların hepsi yasa dışı bakın. Yasa dışı, hukuk dışı. Siz yasa içinde ben bu ülkeyi yöneteceğim deyin. Hukuk dışında olan her şeyle mücadele edeceğim deyin. Hukuk devleti olmanın mücadelesini verin. Bakın nasıl birdenbire ortalık temizleniyor. Nasıl birdenbire pırıl pırıl bir yapı ortaya çıkıyor. Bu mümkün yani. Ama yasa dışılıktan nemalananlar varsa, hukuk dışında dolaşmaktan menfaat elde edenler varsa ve bunların da devletle böyle iç içe bir artık el ele kol kola bir
çalışma tarzı varsa o zaman iş zor. Olmaz yani. Ben de işte. Bunun da çözümü ülkenin en tepesindeki yapının, yani ülkenin cumhurbaşkanının bugünkü sistemde ve ülkede karar noktasında olan herkesin tek bir vücut olarak arkadaş biz bu ülkede yasa dışı, hukuk dışı hiçbir şey istemiyoruz diyebilmesinden geçiyor. İşte daha yeni Sinan Ateş cinayetini gördük değil mi? Tek kelime yani, etti mi Sayın Cumhurbaşkanı? Bir şey söyledi mi? Günler geçti. Bugün Sayın Bahçeli'ye bir gazeteci sormuş. O görüntüleri getireceğim. Ha. Onu ayrı bir konuşalım ya, Sayın Babacan. Acayip bir şey ya. Yani, bu bir siyasi partinin genel başkanının bir gazeteciyle oradaydım. Konuşma tarzı. Ha, siz orada mıydınız? Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu ne demek? Bir konuşacağım. Yani o tonda, o şeyde, o ifadede her şey var. Onu ha. Söylüyorum. Kriminal yani, siyaset. Yani tehdit de var. Her şey var. O bir cümle deyip geçmeyin orada yani. Tabii canım. Ha. Anlatacağım. Onu konuşacağız. Böyle bir şey olur mu ya? Bu bölümü kapatacağız. Ama hepsi bitecek. Hepsi. Ve millet bitirecek bunu. İlk seçimde millet bitirecek. Ama o tablonun Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin siyaset kulislerinde, koridorlarında, yasa yapılan yerde bir siyasi parti genel başkanı, bir gazeteciyi, yani insan ne kadar yapabilir bilemiyorum ama o kadar onurunu, gururunu, haysiyetini kırma noktasına gelecek kadar üslubu kaba, davranışı kaba, yanındaki insanların saldırgan tavrı ben 35 yıllık parlamento muhabirim ilk kez gördüm. Ve bu noktadan nasıl döneceğimiz konusunda size sorularım olacak. Bir ara vereceğiz. Miatları doldu. Sayın Bahçeli'nin de Sayın Erdoğan'ın miatları doldu. Çoktan doldu. AK Parti'nin kuruluş akitlerinden birisine göre zaten Sayın Erdoğan'ın süresi çoktan dolmuştur burada. Üç dönem kuralımız var değil mi? İlk kuruluşta AK Parti'de. Ben de kuruculardan akitnameydi o. O akiti bozdu. Miatları doldu ikisinin de. İnatla devam ediyorlar. Ne zamana kadar? İlk seçimde millet artık kırmızı kartı gösterene kadar. Yeter millet kırmızı kadar. Kartı gösterince müsait bir yerde inecekler ve inşallah hep beraber devam edeceğiz yolumuza. Deva geliyor.